ekranlarından size şahane, enerjik, çok güzel bir yayın vaat ediyoruz efendim. Çünkü bugün çok güzel konuklarım var. Hepsi biraz sonra Derya Özel ile Renklerde. Yani bir yayında Zeliha Sunal olur da o yayın durağın gider mi? Gitmez. Neden? O kadar güzel bir enerjisi vardır ki Zeliha'nın. Geldiği bütün ortamlar böyle çiçek açar. Hoş geldin Zeliha. Hoş bulduk. Bizim programa da çiçek açtırdın. Teşekkür ederim. Mersi, şöyle oturuşumu değiştireyim hemen. Ya hakikaten nasıl büyük bir enerjiyle geldin. Canım sabahtan beri. Ay, havadan mıdır, nedendir böyle kapalı ya, böyle uykum var, mayışık mayışık duruyordum. Zeliha geldi ve bitti yani o mayışıklık. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Sen de öylesin çünkü. Yani topu nasıl atarsan öyle karşılık alırsın, bak ne güzel. Çok mutluyum ben de burada seninle beraber olduğum için gerçekten. Woman TV izleyicilerine inşallah güzel bir yarım saat geçiririz. Tabii geçireceğiz zaten, ona hiç şüphe yok. Şimdi sahnelerde görmeye alışık olduğumuz Zeliha Sunal'ın bir tarafı da çevreci, aktivist, hayvansever ve bunlarla ilgili hani yapmadığını bırakmamış, tek başına böyle hani dağları devirmiş bir kadınsın sen. Uğraşıyorum. Sadece uğraşmakla kalmıyorsun. Hakikaten yani bir şey yaratıyorsun, sonra devrediyorsun, devam ettirsinler diye. Yani öyle de müthiş bir kadınsın. Sağ ol. İşte konuşurken falan dedim ki benim çocuklar da işte giderler montunu böyle önden bağlayıp kollarını da önden böyle kavuşturunca işte kot etek yapıyorlar falan dedim de ooo dedi yani işte. Şimdiki nesli nasıl buluyorsun bu çevre bilinciyle alakalı? Ya kesinlikle çok daha duyarlı, kesinlikle çok daha bilinçli. Hele şu Greta Thunberg var biliyorsun, İsveçli. O çocuklar üzerinde çok olumlu etkisi oldu bu konuda. Çünkü iklim değişikliğini tek başına dikkati çekerek bütün dünyanın da dikkatini çekti. Bizim çocuklarımızın da dikkatini çekti. Evet. Onun yaş ve yaşıtları geçen senelerde, hatta geçen seneden beri bayağı ciddi aktivite yapıyorlar. Ve iklim değişikliğine dünyanın, Türkiye'nin dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Aslında çok önemli. Çünkü her şey çocuktan başlıyor. Evet. Çocuk gerisinde 4 tane de büyüğü beraberinde getiriyor ya, çünkü. Aynen öyle. Bizde de öyle yani, biz en son ne zaman oyuncak aldığımızı hatırlamıyoruz. Çünkü kendi oyuncaklarını işte bu hep arkada böyle dönen işte şey VTR'ler var. Onlarda da hep böyle alırız işte tuvalet kağıdı rularlarından, robot yaparlar, bir şeyler yaparlar. Geçen gün şöyle bir şey dediler. Benim halam dedi ki ya kar yağarsa oynarız beraber dedi. İzmir'den gelecek ziyarete. Biliyor musun hala artık kar yağmıyor İstanbul'a dedi. Ve dedi en son 1 Mart'ta yağmıştı falan dedi. Böyle şeyi iklimlerin değişikliğinden başladı. Artık kar yağmıyor. Çevreyi çok kirletti bu büyükler. Biz işte kar da göremeyeceğiz diye söylenmeye başladı. Ya ben yanıma asistan olarak alıyorum. Hangisini alayım, derini mi? Al derini al. Derini aldım gitti. Çünkü şöyle bir şey var. Tabii ki insanlar çoğaldıkça, popülasyon arttıkça, üstelik dikey yerleşim arttıkça hem bunların sorunları büyüyor, çevre sorunları büyüyor, hem de çevreye verdikleri zarar büyüyor. Şimdi bunun için belediyeler ellerinden geleni yapsalar da kişisel olarak biz kendimize düşeni yapmazsak belediyenin yapacağı çok da bir şey kalmıyor. Boşa çaba. Gerçekten öyle. Ama şu var. Geçtiğimiz yıllara göre çok daha iyi durumdayız. Ben 2013'ün sonundan beri bu işin içindeyim. Ve sağ olsunlar bana da destek verdiler. Beni de eğittiler üstelik. Çok da güzel çalışmalar yapıyoruz birlikte. Uzun süre Çevko ile çalıştım. Şimdi Akademi Çevre ile beraber çalışıyorum. Onların da özellikle elektronik atık üzerindeki içindeki o değerli toprak metalleri, yani o kadar öğreneceğim şey varmış ki ben bilmiyorum. Ya. Ne kadar çok gaz salınımı varmış, doğru, ne kadar çok atık çeşidi varmış. Bunların hepsini tek tek yavaş yavaş ben de öğrenerek aktarmaya çalışıyorum karşıya. Ya mesela streç filmleri yok etmenin yolları. Sen biliyor musun nasıl? Bilmiyorum. Nasıl? Yani şimdi tek kullanımlık ambalajlar dediğimiz
streç filmler, alüminyum folyolar, poşetler vesaire. Evet. Bunların hepsini mesela bir tabağın üstüne diyelim streç filmi yaptın. Evet. Onu öyle tek attığın zaman o çöpten sayılarak gider. Belki başka bir canlının hayatına zarar verebilir. Evet. Ne yapacağız biliyor musun? Hepsini üstündeki böyle şey küçük bir kağıt mendille silin, topak yapın. Tekrar diğerini diğerinin üstüne. Yani bir yerde biriktirerek o topu büyütün. Evet. Aynı şey alüminyum folyo için de geçerli. Doğru. Çünkü alüminyum folyo birebir alüminyume dönüşür. Tabii. Hanımlar bunları not alın. Zeliha Sunal'dan acayip bilgiler gelecek şimdi bize. Hakikaten evdeki çöpleri nasıl ayrıştıracağımızı, mesela bu evet küçücük bir parça dersin ama o küçük parça gidip bir hayvancağızın boğazına yapışır ve öldürür yani, günah. Ama hani evet dediğin gibi onları böyle top top yapıp büyütürsek onları ve geri dönüşüme atarsak onların streç film olduğu veya alüminyum folyo olduğu belli olur. Tabii. Ya mümkün oldukça mesela eskiden şey kağıdı mı vardı, pişirme kağıdı yoktu, mı vardı? Yoktu, doğru. Annemiz tepsiyi yağlardı. Aynen öyle. Keki de öyle. Tabii. Pişirirdi ama şimdi bol bol pişirme kağıtları kullanıyoruz. Ki onlar asla geri dönüştürülmüyor Derya'cığım. Yani bazı bunu. Şeyler geri dönüştürülmüyor. Ve ya. Doğaya zarar veriyor. Ya. Ve biz Türkiye'de ne yazık ki %90'ını ürettiğimiz çöplerin, yılda 35 milyon ton çöp üretiyor Türkiye. Günlük adam başı 1.2 kilogram. Yılda 35 milyon ton, adam başı 5 milyon ton, aile başı diyelim. Ya o kadar böyle evet. Sayılar var ki, uçuşan sayılar. Yılda 35 milyon ton Türkiye için çok fazla. Bu ne demek biliyor musun? Çılgınlık. Yani bir böyle şey düşün, çöp arabası. Bunu böyle 5 milyon kere dolaştığını düşün. Dünyanın etrafını bir kere dolaşıyor. Hani biraz daha gidiyor, o kadar. Bir de 179 tane ülke var böyle. Hani of. Hesap et. Yani şöyle bir şey de var bak, sürdürülebilir besin diye bir şey de var. Şimdi bu sadece çöpten bahsediyoruz. Tabii. Hani Afrika açlıktan ölürken bizim burada İsraf ettiğimiz yiyeceklerle yani 3 Afrika falan doyuyor. Aynen. Yani senin az önce söylediğin şey de doğru. Yani bizim zamanımızda annelerimiz pişirme kağıdı mı kullanıyordu, sürüyorlardı ya, basıyorlardı, veriyorlardı fırına. Şimdi aynı şey, hep onu diyorum yani, eskiler daha lüzumu kadar kullanırlarmış. Kesinlikle. Her şeyi. Biz şu an çok bayağı israf yani. Yani tüketebileceğimiz kadar alıp evet. Tükettirsek bence çok daha efektif olur her şey. Yani her şeyin aşırısı zarar. Her şeyin aşırısı. Öyle. Ama bir tek şeyde ben dayanamıyorum. Her kadının dolabında ekstra bir ayakkabıya mutlaka yer vardır. Benim için bir kere ayakkabı fena yani. Ama sen sahne insanısın. Yani sahneye çıkıyorsun, senin de olsun canım yani. Bir de şimdi sahne dedim, bunu söylemem lazım. Sahne kostümlerini kim tasarlıyor dersiniz? Tabii ki kendi ve hatta şu an üzerinde gördüğünüz ceketin üzerine böyle birazcık daha dikkatli bakarsanız kendisi i̇şte yaptı mi? O ceketin. O görüyor musunuz? Sırtımda da var. Tabii. Ay, evet ya, göstereyim. Şu sırtı da görmem lazım. Yani küçük küçük o ne, kola kapakları evet, mı? Gazoz açacak kapakları. Tabii. Onların yapıştırarak mı yaptın? Yapıştırdım ama müthiş olmuş. Dikeceğim artık. Çünkü bazı yerleri çıktı böyle minik minik. Ay çok güzel olmuş. Yani abi şunu da göstermem lazım, bir saniye. Gelirken bana bir de hediye getirdi arkadaşım. Bay Zeliha Sunal. Ya yerim. Tabii ki ne altlığı? Kahve fincanı. Fincan altlığı yapmış. Yıllar evvel Zeliha bana bir defter yapmıştı. Hala saklıyorum. Neden? Çünkü dünyanın en güzel defterini yapmış. Şeye kıyamıyorum. Bitmesin kullanmaya, diye canım. Kullanmaya kıyamıyorum. Sen bitir, yenisini yap. Tamam. Sen. Yenisini yap. Yani işte bunları kastediyorum. Evdeki o atıklarla, yani atık deyince aklımıza hemen böyle çöp falan geliyor ya. Halbuki bak sen şahane bir ceket tasarlamışsın. Kahve altlığı yapmışsın. İşte ne bileyim defter yapıyorsun. Çocuklara oyuncak çıkıyor. Bir sürü şey yapabiliyoruz. Tabii hani. O mesela şey arasındaki bannerlardan, gazetelerin arasında indirim bannerları var ya. Hani böyle evet. Koyarlar indirim kupon evet. Duyuruları. Evet. Bu onlardan yapılmış bir şey. Şimdi çok fazla miktarda atık üretiyoruz. Bunların evet. Bazılarını hakikaten özellikle bu duyuru kağıtları evet gerekli ama
artık hiçbir şeyi biz kağıttan okumuyoruz. Elimizdeki evet. tabletler, bilgisayarlar, telefonumuza geliveriyor zaten reklam. Buralardan faydalanıyoruz. Dolayısıyla o kadar çok da basmamıza, o kadar çok da dağıtmamıza gerek yok. Daha farklı anons tipleri bulmak zorundasınız. Evet. Artık her şeyi değiştirmek zorundasınız. Bütün bu işi yapan ticaret sahiplerinin dijitalleşmeye biraz daha dikkatli bakmalarını öneriyorum. Hmm. Dolayısıyla atıkları o zaman biraz daha az çıkaracaklardır kesin. Çok güzel videolara denk geliyorum böyle sosyal medyada. İşte evdeki pet şişelerden saksı yapıyor. Yani bizim işte anneannelerimiz de o yağ kutularına dikerlerdi ya, sardunyalar dikerlerdi işte biberler, domatesler. Hakikaten aslında şimdi ne kadar çok kirlettiysek artık demek ki dünyayı tekrar eskiye dönüş o atılmayan ve onları kullanarak tekrar hayata kazandırarak şey yapıyoruz. Çevreye aslında kaybettiğimiz saygımızı geri vermeye çalışıyoruz kesinlikle, yani. Kesinlikle. Açıkçası. Sen bir de kadınlarla birlikte gidiyorsun alışveriş merkezlerinde, Allah'ım, şarkılarla bütün o kadınları etrafına topluyorsun, onları da yapıyorsun. Nasıl güzel şeyler yapıyorsun. En son neredeydin? Evet. Şanslıyım. En son havalimanındaydı. Evet, onu gördüm. İstanbul Havalimanı'nda Benjamin Button kadınlarıyla. Onların bir korosu var. O koroyla beraber Öğretmenler Günü için öğretmenlerimize şarkı söyledik ve çok eğlenceliydi. Bak, bu gördüğün de Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu çocukları bir şarkı bestelemişler geri dönüşüm üzerine. Hedef Sıfır Atık adı. Bestesi ve sözleri kendilerine ait. Bravo. Tabii. Ayrıştırıyoruz, dönüştürüyoruz. Hedef sıfır atık, kazandırıyoruz. Böyle gidiyor. Sözlerini, müziklerini yaptılar. Ve ben de onu rica ettim. Sevgili Murat Yeter'den gel bunu besteleyelim dedim. Akademi Çevre'ye de dedim gelin. Yardım edin, bir klip çekelim, bu şarkıyı evet. çok insanlara ulaştıralım. Ve geri dönüşüm üzerine olan tek ve yegane pop şarkısıdır. Çok güzel ya. Çok güzeldir. Yani şöyle, ağaçlar kağıt, kağıtlar çöp olmasın, hepimiz öğrenelim, temiz bir dünya için diye böyle giden güzel sözleri var. Ve bu çocuklar onun sahibi. Çok güzel bir şey. Bravo çocuklara. Ya ben yeni nesilden o kadar umutluyum ki Zeliha. Yani sadece çok. Kendi çocuklarımdan gördüğüm şeyler değil, gözlemlediklerim de var dışarıya baktığım zaman. İşte mesela bu okulun çocuklarının çevre için besledikleri şarkılar vesaire. Bunlar hakikaten önemli şeyler. Çok. Şimdi belki de Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders olarak verdiği, işte okullara soktuğu çevre bilinciyle ilgili çok da güzel çalışmaları var. Çok destekliyorlar bu konuda. Ama tabii biz büyüklerin de evde rol modeliz çünkü çocuklara da. Senin az önce dediğin gibi işte onları ayrıştırmakla başlıyor olay. İşte camları ayrıştırmak. Şimdi yurt dışında az önce konuşuyorduk içeride de yurt dışında insanlar kendi çöplerini kendileri ayrıştırıyorlar. Ayrı torbalar, renkleri ayrı. Camlar buraya, plastikler buraya, kağıtlar buraya. Onları kapının önüne çıkarıyor. Öyle alıyor çöpçüler onları. Biz yapmıyoruz ki, yazık, hani çöp taşıyanlar ne yapacak? Oturup onları mı ayrıştıracaklar? Şimdi şöyle düşün, ürettiğimiz çöplerin %90'ı toprağa gömülüyor. Hepsi geri dönüştürülebilir olanlarda. Sadece %10'u geri dönüştürülebiliyor. O kadar çok geri dönüştürülebilir malzemeyi atıyoruz ki evet. biz dışarıdan artık çöp ithal ediyoruz. Ham maddeyi karşılayabilmek için. Yani bu çok acı çok bir şey. Çok ironik bir de. Çünkü senin evinden sen eğer doğru ayrıştırabilirsen her gün en az 1 kilo geri dönüştürülebilir atık çıkar. Ya. Bunlar nedir? Bunu öğrenmek lazım. Bir, şişeler. İki, alüminyum içecekler. Üç, kompozit dediğimiz su, süt benzeri içecekler. Kağıtlar mutlaka bunların hiçbirine karıştırılmadan, yağlı pizza bilmem ne falan, hani o kağıtlar olmadan, okunmuş gazeteler, dergiler, ödev kağıtları, eski defterler, kitaplar, bunlar ayrı bir yerde. Tahtalar var. Yani bu alüminyumun içine şey de dahil, konserve kutuları da dahil onun içine. Yani şu 5 madde, cam, alüminyum, pet, plastik, kağıt,
ve tahta diyelim. Tahta biraz daha sanayi tipi. Hı hı. Ama biz ülkemizde bunları ayırarak topladığımızda yılda 17 milyon dolar ödemek zorunda kalmayız. Oo. Ekstra plastik için. Ne Çünkü diyorsun? Şu anda şu üstünde oturduğun koltuğun içi tamamen pet şişeden oluşmuş. Üstüne örtündüğün o sıcacık polarlar pet şişeden. Efendime söyleyeyim, o giydiğin ayakkabılar, yüksek böyle hani topuklu ayakkabıların altı bildiğin araba lastiğinden veya sert plastikten. Yani o kadar çok kullanma alanı var ki şu anda ben sana burada bütün bu malzemelerin içinde neyin hangi geri dönüştürülmüş malzemelerin oluştuğunu söyleyebilirim çok rahat. Ve sen bunu hiç toprağa deşmeden, hı hı, hiçbir masraf sarf etmeden sen evinde kullandığını geri veriyorsun. Şimdi bunu teşvik için hükümet şey çıkaracak, depozito yasası çıkaracak. Ha, süper. Ben şeyi de destekliyorum bu arada, poşet. Hani bir grup işte şey yaptı ya, işte 3 kuruşluk poşet niye biz para verelim vesaire, işte üstünde markası var, o zaman ben de onun markasını mı yapıyor onlar bana. Ya bir sürü polemik oldu. Şimdi burada oldu. Aslında bir acı bir şey var ne yazık ki. 15 kuruşun 10 kuruşu 15 kuruş yani 25 kuruşun 15 kuruşu hükümete, 10 kuruşu maliyet için ayrılıyor ya. Evet. Poşetler anormal inceldi. Dikkat edersen, evet, alışveriş ettiğin zaman o poşeti, evet 25 kuruş para ödüyorsun ama eve kadar götürme ihtimalin çok zayıf. Tabii. Ağır malzeme taşıyamıyorsun. Doğru. Dolayısıyla ödediğin para da yani bana göre haksız bir kazanç, bana göre. Havaya gitti o zaman. Bunların bir mikronları var işte 20 mikrondan 80 mikron, 40 mikron falan, en uygunu 40 mikron sanıyorum. Yani biraz daha kalın olmalı ki hepimiz onu belki katlayıp bir daha kullanırız o tabii, markete giderken. Ama, evet doğru. Ama kullanamıyoruz. O da çöp oluyor. Çünkü çöp oluyor ve daha çabuk çözünüyor ve mikroplastik olarak daha çabuk hayatımıza geçiyor. Büyükbaş hayvanlar çok seviyorlar plastik yemeği, bayılıyorlar torba yemeği. Kediler, köpekler de yiyor. Keçiler, yani büyükbaş hayvanlar yiyor. Ve bunlar onların sistemlerine geçiyor direktman. Sordum neden diye, tuz ihtiyaçlarını karşıladığını söylediler. Evet, ortada bir sürü söylenti dolaşıyor. Fakat bunun en doğrusu ne? Biz kaynağında eğer ayrıştırabilirsek, hı hı, dünyaya verdiğimiz zarar azalacak. 2040 yılında Türkiye'de su olmayacak. Deme öyle. Bak şu öyle. An gerçekten şu an bile yok su. Doğru. Çünkü iklim değişikliği dolayısıyla öyle yağmıyor. Mi? Yağmurun sen zannediyorsun ki barajları doldurmak üzere gidiyor. Hayır, betona yağdığı için kanalizasyonlarla direkt denize gidiyor. Evet. 2050 yılında denizlerde balık diye bir şey olmayacak. Çünkü plastik eriyor ve o okyanusu çorba haline getiriyor. Bir çorba kıvamında bir su. Düşün, hayal et. Hiçbir deniz canlısı yaşamayacak. Ve iklim değişikliğinden dolayı bugün yağmur olan yerler yarın bir gün çok kurak yerler haline gelecek. Orada yetişen bitkiler artık yetişmeyecek. Hayvanlar artık orada yaşamayacak. Ve insanlar yetiştirmeleri gereken kendi yiyeceklerini yetiştiremeyecekler. Yani çok o hale karamsar. Gelecek. Karamsar. Ama iyi tarafları da var. Artık Türkiye buna uyandı ve depozito demişti başladı. En son. Depozito sanıyorum 2023'e doğru yürüyen bir zaman dilimi içinde yerleşecek. Ya niye bu kadar uzun bu sistematik, yani bu bürokratik işlemler mi bu kadar uzun sürüyor? Bence hemen yapılmalı. Nasıl çat diye işte o torbalara veda ettiysek. Bence evet, o cam şişelere de depozito şu an yarın çıkarılmayı 2021 1 Ocak'ta bence yürürlüğe girmeli yani. Şimdi, niye bekliyoruz ki bu kadar? Çünkü bu bir yazılım meselesi, bu bir altyapı meselesi. Örneğin keşke poşetleri market geri alsa, bize 10 liramız ya da 10 lira kadar, 10 kuruş kadar pardon, bir kesim bize alışverişimize iade etse. Evet. Mesela o bir depozit tarzı. Ya da işte bu da geri verince iade alınmalı. Onu paketleyen karton da geri verince doğru, iade alınmalı. Yani öyle bir tek... Siz şeye odaklanmayın, hani cama doğru. PET'e falan odaklanmayın. Bu yasa çıktığı zaman her şeyin geri dönüşümü olması zorunda. Yani depozitosu pardon.
Yani hani çevir. Evet, yok sen bayağı hani diyorsun ya daha öğrenecek çok şeyim var diye. Sen yok canım bayağı bitirmişsin konuyu benim gözümde. Ben şimdi sen böyle konuştukça şey oluyorum. Aa öyle mi? Aa o da mı varmış filan diye. Bayağı bir cahiliz yani bakmayın. Gerçekten bilmiyoruz. Mesela sigara izmariti. Benim en karşı olduğum şeylerden biri sigara. İçen içsin. Ben ona bir şey demiyorum. Ama atmayın kardeşim. Şimdi Türkiye'deki özellikle o mazgalların tıkanmasının en büyük nedeni sigara izmariti. Evet. Neden? Attığınızda kağıt kısmı ayrılıyor yağmurda. Ama kalan kısım filtre ne biliyor kısmı? Musun? Pet şişe, pet, elyaf. Ve o elyaf asla çürümüyor, erimiyor, üstelik de şişiyor. Ve bütün kanalizasyonları attığınız sigaralar, daha doğrusu sigara izmaritleri tıkıyor çoğunu. Ya bunları falan göz önünde bulundurun. Bunları kuşlar yem diye, yemek diye yiyor. Allah'ın plastiği. Evet. Yazık. Vallahi işte çevre duyarlılığı ile ilgili konuşmaya başladıkça maalesef insan bir bunalıma giriyor. Hani neden maalesef diyorum. Hani 1-2-3 kişinin aydınlanması evet bir kelebek etkisi yaratabilir ama yani çokça bunu bir an önce ivedi bir şekilde herkesin o işe uyanması lazım. Zeliha'cığım daha ben senin sahnenden bahsedecektim. Daha 1253 dilde şarkı söylemenden bahsedecektim. Şöyle yapalım istersen. Bir daha. Bitti mi? Bitti. 16 Aralık'ta konserim var. Hah nerede? Akatlar Kültür Merkezi'nde. Zeliha Sunal. Tamam mı? Bekliyorum. Bunu yazın. Ben kesin gidiyorum. Çok teşekkür ederim. Ajandanızı alın. Ajandanızı bir daha söyler misin? 16 Aralık Pazartesi. Pazartesi Akatlar Kültür Merkezi'nde Zeliha Sunal konserine bekleriz. Ben de orada olacağım. Teşekkür ederim Zeliha'cığım geldiğin için. Çok mutlu. Şimdi reklam arasına gidiyoruz. İkinci bölüme geçeceğiz. Efendim kısa bir aranın ardından biz tekrar burada olacağız.